Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Ağustos aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, güneş 22 Ağustos'a kadar aslan burcunda ilerlemesini sürdürecek ve sizin 9. evinizi aydınlatacak. Yeni aya güçlü ve etkili bir dolunayla başlıyoruz. 3 Ağustos'ta kova burcunun 11 derecesinde Dolunay meydana gelecek ve sizin haritanızın üçüncü evinizi aydınlatacak. Bu Dolunay önemli farkındalıklarla beraber bazı dönüşümleri de gündeme getirebilir. Dolunay Uranüs etkili. Uranüs'ün çok güçlü bir açısı var. Dolunay'dan hemen önce zaten gökyüzünde Güneş Uranüs karesi etkinleşiyor. Dolayısıyla hızlı değiştirici bir Dolunay etkisi bu. Üçüncü ev konularınızda etkiler bekleyebiliriz. Örneğin bazı fikirleriniz, düşünceleriniz hızlı bir şekilde değişebilir. Ee, yeni planlar, programlar, yeni fikirler üretebilirsiniz. Eğitim hayatıyla ilgili gelişmeler, ticari konularda aktif bazı hızlı gelişmeler, fırsatlar olabilir. Ya da ayrı, hızlı ayrışmalar, değişimler olabilir. Kardeşlerle ilgili, yakınlarınızla ilgili, çevrenizle ilgili, komşularınızla ilgili bazı beklenmedik sürpriz hatta şaşırtıcı durumlarla karşılaşmanız mümkün. Bir seyahat, bir tatil, bir yolculuk imkanı da bu sürprizli dolunayla hayatınıza girebilir. Şimdi herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Dolunay 11 derece kova burcunda olacağı için özellikle sabit burçlarda 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bireysel olarak daha güçlü etkiler, tesirler alabilirsiniz sevgili yaylar. Evet gezegeniniz Jüpiter Oğlak burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve Koç burcundaki Mars da hemen ayın ilk günlerinde sert bir açısı olacak. Biraz masrafları arttırabilecek gibi görünüyor. Hani bir seyahat için ani bir harcama olabilir. Bir eğitim için bir harcama yapmanız gerekebilir. Bir iş yatırımı için belki bir paraya ihtiyaç olabilir. Parasal konularda abartılara dikkat edelim. Riskli de davranmayalım daha güvenli, daha sağduyulu olmakta da bu dönemde fayda var. 5 Ağustos'ta Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. 20 Ağustos'a kadar kalacak. Merkür Aslan Burcu'nda 9. evinizde sizde de güzel bir açıda hızlı bir Merkür olacak. 5 Ağustos'tan itibaren kendinize daha fazla güvenmeye başlayabilirsiniz. Yani şöyle bir genellikle siz kendinize güvenirsiniz aslında ama Merkür'ün Aslan'daki hareketi, zaten güneş de Aslan Burcu'nda. Bu özgüveninizi daha da bir arttıracak. Artık e, düşüncelerinizi, inançlarınızı, fikirlerinizi daha güçlü bir şekilde savunabileceksiniz. Yeni şeyler öğrenme konusunda daha hevesli olacaksınız. E, bol bol seyahat etme, gezme imkanında Merkür sayesinde bulabilirsiniz. Buradan geçen Merkür aslında uluslararası konularda ve akademik konularda, her türlü e, teknolojiyle ilgili konuda internet üzerinde, sosyal medya üzerinde yapılacak çalışmalar, reklam, promosyon çalışmaları, medya çalışmaları, basın çalışmaları, yani bu alanlarda da aslında ya da hukuksal bazı girişimler, tüm bu alanlarda da önemli etkileri, tesirleri 5 Ağustos'tan itibaren hayatınıza vermeye başlayacak. 7 Ağustos'ta Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Venüs iyicil bir etki verebilir Yengeç Burcu'nda. 8. evinizde olacak. Aslında son birkaç haftadır hani para konularında hissettiğiniz o sıkıntılar, kısıtlamalar nispeten Venüs'ün yengeç burcuna geçmesiyle bir miktar rahatlayabilir. Bir paraya ihtiyacınız var. Bir yardım alabilirsiniz bir destek bulabilirsiniz. Eşinizden destek alabilirsiniz. Ortağınızdan destek alabilirsiniz. Hani burada özellikle finansal alanlarda yardımlar, destekler, rahatlamalar Venüs sayesinde hayatınıza girebilir. Ayın sert günleri de var gökyüzünde. Özellikle bunlara da dikkat çekmek istiyorum. 13 Ağustos bunlardan biri. Koç burcundaki Mars, Oğlak burcundaki Plüto ile dik açı yapacak aslında bireysel olarak sizi çok fazla etkilememekle birlikte tabii genelde kolektifte olacak bir tesirden bahsediyoruz. Yani herhangi bir toplumsal olay tetiklenebilir, bir çatışma olabilir, bir doğa olayı tetiklenebilir, e, finansal ya da yönetimsel anlamda bir sıkıntı, bir baskı hissedilebilir. 13 Ağustos'a lütfen dikkat edelim. E, sevgili yaylar, e, sizin için sanki biraz hani para konularında bazı endişeler, kaygılar, yaratma potansiyeli yüksek görünüyor bu gezegen geçişinin. 16, 17 Ağustos'ta nispeten daha olumlu enerjiler devreye girecek. Aslan burcunda güneşin ve Merkür'ün kavuştuğunu görüyoruz. Üstelik Koç burcundaki Mars'a olumlu bir tesir olacak. 16, 17, 18 Ağustos günlerde daha rahat hareket edebilirsiniz. Ee, özgüvenle kendinizi ifade edebilirsiniz. Başarılı olabileceğinizde günler, fırsatlarla karşılaşabileceğiniz günler, çocuklarla da ilgili veya onların eğitimiyle ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Ee, yeni bir başlangıç yapmanız gerekiyor, bir imza atacaksınız, bir sözleşme yapmanız gerekiyor. Evet, bu günleri değerlendirebilirsiniz aslında. Seyahatle ilgili ve her türlü iletişim ve kültürel konularda da çok güçlü bir tesir var gökyüzünde. Güzel bir fırsat karşınıza çıkabilir. 19 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak. 26 derece aslan burcu. Sevgili aslanlar, aynen sevgili yaylar. Sizin gibi bir ateş elementi biliyorsunuz aslan. Dolayısıyla aslan burcundaki yeni aylar size olumlu tesir yapar. Ee, özellikle kişisel doğum haritanıza bakınız lütfen. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, özel gezegenleriniz 26 derece ve yakınlarındaysa o zaman bu tesir daha da artacaktır. Ee, güzel bir işbirliği, güzel bir seyahat, uluslararası alanda yurt dışı ile bağlantılı açılımlar, akademik bir başarı hukuksal bir e, gelişme ya da medyada, basında, sosyal medyada bir aktivite, internet üzerinde bir faaliyet, e, güzel bir tatil, bir seyahat, yolculuk, tüm bunları aktifleştirebilecek güçlü bir yeni ay doğacak ayın 19'unda. 20 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçiyor, 22'sinde Güneş Başak Burcu'na geçiyor. Artık ayın 20'sinden itibaren biraz iş, güç, kariyer konularını Öne çıkarmaya başlıyor. Sorumluluklar öne çıkıyor. Ee, planlıyoruz belki. Hemen harekete geçmesek de düşünceler var, planlar var, programlar var. Üstlerimizle, ailemizle, e, amirimizle, patronumuzla temaslarımız artabilir. İş görüşmelerini yapabiliriz. Bununla ilgili bilgi paylaşımlarını bu dönemden itibaren arttırabiliriz. 24 Ağustos'a yine dikkat çekiyorum. Mars-Satürn karesi. Sert bir enerji var gökyüzünde. Kazalara dikkat doğa olaylarına dikkat. Finansal konularda sıkışmalar hissedebiliriz, baskılar hissedebiliriz. Gereksiz risklere lütfen hiçbir alanda girmeyelim hayatımızda. 28 ve 29 Ağustos'ta gökyüzü nispeten yine güzel. Evet. Bakın olumsuz olduğu kadar olumlu günleri de söylüyorum size. 28-29 Ağustos şanslı günler. Venüs-Neptün üçgeni, Merkür-Jüpiter üçgeni. Bu günleri de iyi değerlendirebiliriz. Sevdiğiniz kişiye bir teklif yapacaksınız, bir işe başlayacaksınız, bir imza atacaksınız ya da şansa ihtiyacınız olan bir girişimde bulunacaksınız. Keyif, yani hayatınızda daha fazla huzur ve keyif istiyorsunuz. 28-29 Ağustos bugünler bu imkanları size daha rahat sunabilir, çevrenizden de gerekli destekleri almanız mümkün görünüyor sevgili yaylar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler. Herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun, bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.